Evet, merhaba arkadaşlar. Bir tane arızalı tüy geldi. Çalışmadığını söyledi. Çalışma arkadaşlarımızdan biri getirdi. Ütüsü çalışmıyormuş. Arızasını bulmaya çalışacağız. Zaten bu arızalanmış önce burayı kağıtla sarmış. Böyle bir şey sakın siz yapmayın. Evinize kablonuzu böyle sarmayın. Kağıt bantla veya herhangi bir şeyle zil etmeyin. Şimdi bu ütü Arzum marka. Çalışmadığını, arızalı olduğunu söyledi. Şimdi birazdan söküp bakacağız. Hangi aksamlar çalışmıyor, neyi çalışmıyor onu tespit etmeye çalışacağız. Hadi birlikte yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şimdi şu arka kısmı açtık gördüğünüz gibi. İlk bakmamız gereken yerler bunlar. Yani besleme fişi sağlam mı onu test edeceğiz. Resistansı sağlam mı ona bakacağız. Ondan sonra yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Kablodan buraya enerji gidiyor mu bakalım. Evet, fişten buraya fiş, bu kablosu kahverengi ucu kablosu sağlam. Diğer ucu sağlam mı bakalım. Sağlam. Topraklaması sağlam mı? Sağlam. Yani burada fişi sağlam, yani şu besleme kablosu sağlam ama biz şurası bozuk olduğu için bunu değiştireceğiz. Yenisiyle yapacağız ama şu anda burada bir problem gözükmüyor. Resistansı bakalım aç kapa yapacak mı? Isı yükseldiği zaman düşürelim. Evet. Şu anda ısı kontağı da sağlam gözüküyor. Ama hala hatayı bulamadık. Bakalım fazlardan veya nötr toprak gövdeye kaçırıyor mu, ona bakalım. Şöyle yapalım. Bakın gövdeye kaçırıyor gibi bir şey var. Şurayı şöyle bir açalım önce. Yani şu hatayı. Evet, topraklama gövdeye gidiyor ama şu uçlardan gövdeye gitmemesi lazım. Evet. Resistans gövdeye şu anda kaçırıyor. Resistans patlak gibi bakın. Bu şekilde. Şimdi şu alt kısmı da sökeceğiz. Resistansa bakacağız. Bakalım resistansı da tam olarak ölçelim. Evet arkadaşlar, şimdi parçaladık. Ütüyü bayağı bir parçaladık. Arızalı bölümünü aramaya devam ediyoruz. Daha doğrusu arızalı bölümünü de bulduk. Şimdi şu burası nasıl sökülüyor? Burayı sökmek için arkadaşlar önce şurada iki tane şey var. Şurada bir vida var. Şu iki tane butonu sökmemiz gerekiyor. Bu ağır butonları. Şuradan tırnakları taktığımız zaman kolayca rahatça sökülüyor. Ondan sonra bu vidayı söktük. Daha sonra burayı çıkarttık. Şurada bir vida vardı. Şu vida vardı. Bu vidayı söktüğüm zaman şu siyah aksam çıktı şöyle. Siyah aksam çıktı. Bu siyah aksamda da 3 tane vida var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları da söktüğüm zaman bu hale geldi. Ve arkadan glemeslerden biz bağlantıları da çıkarttık. Boşaldık. Çünkü ısıtıcı bölümü, resistans bölümünün sağlam olup olmadığını anlayabilmek için tamamen boşa çıkarmamız lazım ki ancak sağlam değil mi test edebilmemiz lazım. Şimdi zaten problem resistansı patlamış. Resistans patlak, o kesinlikle. Biz şimdi baktık. Bir daha bunun resistansın patlak olduğunu nasıl anlıyoruz, ona bakalım. Bizim elimizde bir tane test cihazımız var. Şu lamba yandığı zaman sağlamlığını göreceğiz. Bakın. Resistans buraya geçiriyor. Karşıya da geçiriyor. Buraya da geliyor. Resistans çalışıyor ama gövdeye veriyor. Gövdeye verdiğini anlayabilmemiz için ne yapıyoruz? Bu veya kahverengi olan uç. Şu, bu uçlardan herhangi biri. Niye vermiyor lan gövdeye? Şimdi gövdeye vermedi. Demin gövdeye verdi. Bakın gövdeye veriyor. Gövdeye veriyor. Gövdeye verdiği zaman resistansı patlak. Gitmiş. Yani topraklamaya da dönüş yapıyor. Zaten evde bu patladığı zaman topraklamaya dönüş yapıp skortoya attıracak. Şurada bir güvenlik skortası var. Sakın bunu direkt yapmayın. Bu çok önemli. Şu anda gövdeye kaçırıyor. Onun için biz buna hiçbir şey yapamayacağız. Şurada basit değişebilen bir resistans olsaydı ya da şu ısıyı kontrol eden sistem olsaydı bunu da söküp rahatlıkla değiştirebilirdik. Ama bu parça gitmiş. Resistansı tamamen alüminyum döküm içine yapmışlar. Silikon koymuşlar. Bunu resistansını alıp değiştiremiyoruz. Bu aksamı bu şekilde parçalı olarak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi çalışma arkadaşımıza bunu vereceğiz. Bunun yenisini alıp gelirse, şu parçayı yenisini alıp gelirse ütüsü eskisi gibi olmuş olacak. Ve bunu siparişine vereceğiz. Yenisiyle değiştireceğiz arkadaşlar. Bu videoda arızalı bölüm resistans çıktı. Onun için bunu servisten yenisini alacağız ve yerine takacağız. Çalışma arkadaşımızla görüştük. Dedi ki ütümü bana toplayın. Toplamamızı istedi. Biz geri topladık. Parçasını servise götürüp parçasını alacak. Eğer servis pahalı derse parçayı getirip biz değiştireceğiz.
Ama bu tarz şeyler genellikle servisini yapması daha mantıklı. Biz de yapabiliriz. Her teknik sene liman bunu rahatlıkla yapabilir. Toplayabilir. Çünkü bazı ürünlerin toplaması kolay değil ama bazı el aletlerin söküm takımı kolay tasarlanırsa servis tarafından değil, teknisyeniniz elemanlar tarafından da yapılabilir. Çalışma arkadaşımız bunu parçasını alıp gelecek bize. Servisine soracak, böyle götürecek servisine. Biz onun için tekrar topladık. Servisine götüreceği için eski haline getirdik. Şu parçası kalmıştı, bunu da takalım. Test edelim, bakın. Sökmüştük, toparladık, bu hale geldi. Şimdi bunu servise göndereceğiz. Parçası gelecek. Ondan sonra takacağız. Güzelce çalışır duruma gideceğiz. Şu kablosunu da değiştireceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Bununla ilgili arızalardan bir takım şeyler gördünüz. Nelerin arızaların nasıl tespit edildiğini gördünüz. Size faydalı olduysa güzel bir şey. Tamire parça gelirse orada ilgili bir video yaparız. Şimdilik bu kadar.